Selamlar, ben Semih. Bugün çok hızlı madenci destesiyle oynayacağız. Normalde bu destede kraliçe var ama sizde yoktur diye ben silah şöyle oynayacağım. Destenin ortalaması 2.9 ve 10'a 1 gidiyoruz büyük mücadelede. Hemen de maç buldu. Rakibimiz Clean Goblin. Klanında da Bov yazıyor. Umarım X sayı değildir. Köprü ateş ruhuyla da başladık. Silahşör için güzel bir pozisyon verdi. Köprüden ruh atmak da gerçekten çok güzel bir hamle. Bir iksir kulesine gerçekten güzel vurabiliyorsunuz. Ayrıca izin verirse de kuleye epey vuruyor. Madencimizi şöyle atalım. Bakalım Valkyrie mi var, şövalyesi mi? İskelet kralı var. Evet, bunu beklemiyordum. Ama elimizde Valkyrie olması gerçekten güzel bir avantaj. Çünkü İskelet kralı özelliğini kullansa da Valkyrie hepsini temizliyor. Saçma bir minyon sürüsüydü. Böylece Valkyrie'mizde hata çıkacak. Bu Dart Goblin güzeldi ama evet. Rakip zaten biliyordu alev topum olduğunu. Neden öyle bir minyon sürüsü attı anlamadım. Bir tane bile vuramadı Dart Goblin'i. Madenci de şöyle atarsak Havan bakabilir madenciye. Evet, güzel. Sağ tarafa bir tomruk sallayacağım. Neden bu kadar agresif oynuyor anlamadım. Tamam. Ateş ruhumuz var. Köprüden koyabiliriz. Bu arada Supercell ile ilgili bir olayı anlatmak istiyorum size. İskeletleri şuradan atarsanız Dart Goblin iskeletlerini vurur. Gerçekten güzel kullanışlı pozisyondur. Belki biliyorsunuzdur, Supercell'in binası Finlandiya'da. Orası da çok karlı olduğu için insanlar yoldan geçerken madenciyi nerfleyin diye bir yazı yazmış. Bayağı da tutmuştu gönderim. Havan attık ama. Evet, güzel. Madenciyi şuraya atacağım. Böylece diğer kulede madenciye bakacak ve silahşörümüz çalışabilir. Evet, çalışmadı. Rakip dikkatliymiş. Valkürümüz inanılmaz savunuyor. O Dart Goblin'e bir şey atamıyorum. Tamam. Maalesef kulemize bayağı vurdu. Sürüsünü güzel çektik. Evet, birazcık vurdu. Elimizden alev topunu çıkardığımız için attı minyon sürüsünü. Başarılı bir ataktı. Evet, şöyle madenci atalım. Maaş bence başa baş gidecek. İkimiz de küçük hasarlarla vuruyoruz çünkü. Tamam. Havanı koymamızda bir sakınca yok. Atağımızı da şöyle destekleyelim madenciyle. Oraya tomruk çok güzel gider. Rakibin biraz daha dikkat etmesi lazım bence kartlarını koyduğu yere. Güzel. Gene de çok fazla önde değiliz. Madenciyle biraz daha farkı açarsak iyi olur. Güzel alev topu da atacağım oraya havanla beraber. Çok güzel gidiyoruz. Bir tomruk daha. Alev topum yok maalesef. Bir madenci hata daha. Son bir dakikaya doğru giriyoruz. Şu anda maçı biz kazanacağız gibi gözüküyor. Alev topu döndürelim. Destemiz çok hızlı. Minyon süsü dikkat, elimizden çıkardık alev topunu. Evet. Neden hava iskelet ordusu attığını anlamadım. Ama bence madenciyle artık maçı bitirebiliriz. Ve evet, Nerf madenci. Herkesin dediği gibi. Şaka bir yana madenci gerçekten çok esnek bir kart ve ben de çok beğeniyorum. Doğrudan rakibin kulesini atabiliyorsunuz. Ve son büyük maçımıza geçelim. Derken direkt maç buldu. Alışık değilim ben buna. Rakibimiz emoji ile başladı. Sanırım emoji atmayı seviyor.
Bir bekleyelim bakalım ne oynuyormuş. Hızlı bir destesi var. Gene iyi savunduk. Havanı bu pozisyondan koyarsanız hem biniciyi savunur hem de şu anki gibi atak yapar. Bir tane vurdu, bir tane daha vursun. Ve evet, bizim havanımız olduğu için muhtemelen vurmadı. Normalde rakip kullansa, evet rakip de kullanıyormuş zaten. X'e gibi vurur kulemize. Güzel bir tahmin yaptı Valkyrie ile beraber. Tamam, o havanı yıktık. Sanırım rakibin destesinde deprem vardı ki depremi varsa havanı da bu pozisyona atmalıyız birinciye karşı. Şöyle madenciyi de atabiliriz çünkü elinden Valkyrie'ni çıkardı. Güzel. Havanı önden attım. Çünkü rakip madenciyi öldürmek için de iksir kullanacaktı. Böylece depremini atamayacaktı. Alet topu attım ama. Evet, teşekkürler diyor. Neden teşekkürler? Yani ben teşekkür ederim. Havanı önden atmış sağ olsun. Valkyrie'mi görmüyor kule. Ateş vurunu da güzel attık yarı sarı için. Ben de şöyle rakibime teşekkür edeyim. Evet. Bekleyeceğiz bakalım. Bence bu maçta başa baş gidecek. Hatta parmağımla da havanı hazır tutayım. Şöyle bekleyelim bakalım. Depremi sanırım atmadı. Olmaya da bilir şimdi. Bir görelim, havanı atalım. Evet, tabii ki var. Ama elinde saklıyormuş resmen havanım için. Eğer depremi varsa da arkadan silahşörü karşı zayıftır. Alev topu atamaz silahşörümüze. İyi gidiyoruz. Alev topu atacağım. O kraliçeyi öldürmek istiyorum. Yoksa beklenmedik bir hasar verebilir. Arkadan silahşörü attığında bir şey atamıyor ki. Resmen deprem çok kullanışsız silahşöre karşı. Sanırım büyü hasarla vurmaya çalışıyor. Onun depremi varsa bizim de madencimiz var. Arkadan silahşör atıyorum. Başka bir şey yapmama gerek yok sanırım. Havan bekliyorum ama. Evet, gene deprem hasarıyla vurdu. Hemen o farkı kapatalım. Alev topu da atalım. Depremden daha fazla vuruyor. Valkyrie de arada kaynadı. Büyülerle resmen şu anda kapışıyoruz. Valkyrie atalım. Koruyalım silahşörü. Tamam. Güzel. Tomruk atmak zorundayım. Bir madenci alev topu hamlesi daha yapmalıyız bence. Valkyrie tam yerine attı. Ve birinci hiç vurmadı. Elinden de depremi çıkardı, o yüzden bir tane havanla atak başlatabiliriz. Oraya alev topu çok güzel gider. Havan kuleye bir tane vurdu. Bir sürü yarasa vardı ama kulemiz onları alıyor. Hemen madenci alev topu. Bu adam nasıl biliyor bütün madenci yerlerini bilmiyorum. Ana kuleyi de açtı. Ve sanırım maçı kazandık diyeceğim. Diyemedik. Ve şimdi kazandık. 12'ye 1 gittik. Ve büyük sandığı açacağız. Gerçekten güzel bir savaştı bence. Birinciyi savunmak için kilit kartımız havandı. Ve rakibin depremi vardı. Buna rağmen kazandık. Gördüğünüz gibi 12'ye 1 ve 22.000 altın veriyor. Hemen sandığı açalım. Altın çok güzel.
Güzel. 3 slasher kullanan için çok güzel bir karttır. Şifacı ikisi golem için güzeldir. Yani bunları geçelim. Şampiyon istiyorum ben. Her kartın kendi esisine göre özelliği vardır. O yüzden yorum yapamıyorum kartlar hakkında. Ve şampiyon vermedi. Zaten ne zaman verdi ki? İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.